Otokar 2023 ilk çeyrekte iş yatırımın 60 milyon TL ve piyasanın 41 milyon TL net kar tahminlerinin aksine 515 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 2022 ilk çeyrekte ise 342 milyon TL net kar rakamı kaydetmişti. 2023 ilk çeyrekte net zarar rakamındaki nedenler olarak savunma araçlarından elde edilen gelirlerin oldukça gerilemesi nedeniyle zayıflayan faaliyet marjları deprem vergilerinin etkisiyle artan vergi giderleri ve yüksek faiz giderleri etkisiyle artan finansal giderler olduğu söylenebilir. Otokar 2023 ilk çeyrekte beklentilerin yaklaşık %13 üzerinde yıllık bazda %96 artışla 2,5 milyar TL satış geliri elde etti. İhracat satışlarının toplam cüre içindeki payı 2022 ilk çeyrekte %64'ten 2023 ilk çeyrekte %54'e geriledi. Zırhlı araçların toplam ciro içindeki payı 2022 ilk çeyrekteki %33.1'den 2023 ilk çeyrekte %1'e geriledi. Öte yandan toplam ciroda büyük paya sahip olan otobüs segmenti Iveco projesi teslimatlarının artan katkısı sayesinde 2022 ilk çeyrekte %45 olan payını 2023 ilk çeyrekte %74'e yükseltti. Otakar'ın bakiye siparişleri 2022 sonundaki 2.1 milyar TL'den 2023 ilk çeyrek sonunda 3.3 milyar TL'ye yükseldi. 2023 ilk çeyrekte fabrik rakamı ise pozitif rakam beklentilerinin aksine negatif 114 milyon TL'ye gerilerken fabrik marjı 2022 ilk çeyrekteki %15.9'dan 2023 ilk çeyrekte negatif %4.5'e geriledi. Şirketin 2023 yılı için net borç pozisyonu 2022 sonundaki 5.8 milyar TL'den 2023 ilk çeyrek sonunda 6.4 milyar TL'ye yükseldi. Şirket ayrıca 13 Mart'ta 2023 yılı için temettü dağıtmayacağını duyurmuştu. Hisse dün ve son bir haftada biz yüzün sırasıyla %0.2 ve %1 altında performans gösterdi.